Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi dostlar, bugünkü video konumuz LPG sistemlerinde gaz filtresi nasıl değiştirilir arkadaşlar. Şimdi bu gaz filtresi Lavato karbüratörlü beyinlerde arkadaşlar, ondan bahsediyorum. Lavato'nun karbüratörlü standart beyinlerinde buradaki kesici vananın hemen alt tarafında olur arkadaşlar. Alt tarafında olur. Bakın ben de bir 6 numaraya alyanla arkadaşlar alt tarafına alyanımızı hazır ettim. Şimdi bunun için öncelikle arka tarafındaki tankın üzerindeki yakıtı keseceğiz. Yakıtı normalde aslında oradaki solenoid vana keser ama her ihtimale karşı keseceğiz ve aracımızı birazcık çalıştıracağız. Arkadan öne gelen hortumun içindeki basınç düşecek. Ondan sonra bu yakıt filtremizi sökeceğiz arkadaşlar. Hadi arkaya gidelim. Şimdi arka tarafa tankın kapağını açtıktan sonra arkadaşlar, benimki silindir tip tank. Bakın şuradaki ok işaretini görüyor musunuz? Bu çıkış anlamına gelir. Şuradaki oku görüyorsunuz. Buradaki giriş anlamına gelir. Buradaki girişi gazın içeriye dolmasını, tankın içine girmesini kapattığımız zaman açıp kapar. Üst taraftaki de tankın çıkışını açıp kapayan vanadır arkadaşlar. Bize sadece üst taraftakini kapatmak kafi gelecektir arkadaşlar. Alt tarafı kapatmaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi alt taraf giriştir, üst çıkıştır arkadaşlar. Şimdi bunu elle sıkmak kafidir. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Evet, bu kadar kafi. Arabamızı çalıştıralım ve içindeki gazı harcayalım. Ondan sonra öndeki valvimizi sökelim, bakalım. Gerçekten gaz filtremiz tıkanmış mı, dolmuş mu diye. Ortalama 10-15 bin civarında diyorlar yenileme periyodu arkadaşlar. Hadi gelin, gerçekten de öyle miymiş bir kontrol edelim bakalım. Evet dostlar, çalıştırdık. Evet, gazımız bitti ve araba sobetti. Gelin filtremizi sökelim bakalım içinden ne çıkacak. Evet dostlar, altı alyanımızla bu gövdeden dönecektir. Gövdeyi tutuyoruz. Alanım biraz dar. Bismillahirrahmanirrahim. Altı alyanımızla sökmeye başladık dostlar. Hafif de olsa şöyle bir tıs diye bir ses gelecektir. Ne kadar da olsa basıncı içini düşürsek, arabayı yaktırsak da çok hafif içinde biriken gaz olacaktır. Siz etrafta çakmak, yanıcı maddeler gibi şeylerle uzak durmaya çalışın. Bunun şurasında bakın filtresi sanki şurada bir conta var. Conta yerinden çıkmış gibi. Ben bunu daha önce hiç sökmedim. Belki de ya yanlış takılık ya da böyle. Hadi inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, buradaki conta gibi dediğim şey var ya, mıknatısmış. Bakın şunun üzerinde şöyle odaklattırayım. Mıknatıs koymuşlar ki şu vaziyetteki tortuları, demek ki mıknatıs tuttuğuna göre metal parçaları tutması için, metal pislikleri tutması için bir mıknatıs koymuşlar arkadaşlar. O mıknatısmış. Şimdi sonra şu civatamızı şu vaziyette şöyle. Ya işin açı, ben de ilk defa söküyorum dostlar. Evet, şu vaziyette şöyle geriye doğru ittiğimizde bunun bu vidası çıkacak. Şöylece. Bakın böyle de filtre yerinden çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi bunu sökmüşken kesinlikle yenilememiz gerekir arkadaşlar. Çünkü bayağı şuralar falan deform olmuş. Bu kapağı falan yerinden çıkmaya başlamış. Hadi gelin sanayiden bu ürünü temin edelim ve filtremizi yenileyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, ürünümüzü LPG yedek parça firmasından temin ettik. İnternet üzerinden buldum. Hemen Sivas'taymış arkadaşlar. Bir günde geliyor elime. Biz Kayseri'de olduğumuz için kardeş şehirler, zaten yakın komşu şehirler. O yüzden hemen elime ulaştı. Tabi araya 23 Nisan girince bir gün sonra ulaştı ama hemence çabucak geldi arkadaşlar. Bakın şu eskisi. Yani böyle sökünce zaten bu sertleşmeden, donmadan mütevellit şu kapaklar falan böyle çıkıyor. Gösteremediğim taraflar vardı size. Bakın geç hala çıkıyor, bak gösteremiyorum diye korkuyorum. Bakın hala şöyle pislikler çıkıyor dostlar.
Gördünüz mü? Bundan biraz daha fazla, biraz daha pislik çıkmıştı arkadaşlar. Ben onu kayda alamamıştım. Şimdi ürünümüzü internetten aldık. Aşağıya linkini de atarım. Oradan siz yararlanırsınız. Güvenilir bir sağlam firma arkadaşlar. Ben ürünü sipariş etmeden önce arkadaşlara iletişime geçtim. Ve ürünümüzü yolladılar arkadaşlar. Havaleyle 32,5'a aldım. 4 tane filtre alıyorsunuz. Ücretsiz kargo, bir tane de kapak hediye ediyorlar. Hadi ürünümüzü açalım bakalım arkadaşlar. Evet, işte bu, işte bu. Adamlar zaten şöyle de koymuşlar, şeyini de koymuşlar. LPG, yedek parça, her şey yarı fiyatına diye. Gerçekten de öyle. Ben birçok firmada bunu göremedim. Ve hem de hemen bizim yakın şehrimiz olduğu için çabucak da elime geldi. En güzel tarafı ne biliyor musunuz? Hem ucuz, hem de ucuz. Adamlar ucuzluğu yetmiyormuş gibi bir de yanına yedek depo kapağı, gaz kapağı hediye ediyorlar arkadaşlar. 4 tane mi dedim ben? 5 tane. 5 tane alıyorsunuz. Bir de kapak hediye ediyorlar. Ha, bu arada arkadaş Serkan abim de diyor ki kapağı diyor sadece almaya kalkarsanız 5 lira diyor arkadaşlar. Yani o yüzden firma gerçekten bu konuda başarılı bir firma. Benim hoşuma gitti. Şimdi hemen kıyaslamayı yapalım. Kıyaslamayı yapalım arkadaşlar. Farklı mı değil mi diye. Arka tarafına bakıyoruz. Önemli olan ebatların uyuması. Şöyle ebatına bakıyorum. Evet. Birebir arkadaşlar. Hemen arka tarafını çevirdiğimde. Evet. Birebir. Bakın eskisi şu vaziyette. Yenisinin renginde görebiliyorsunuz. Cam gibi pırıl pırıl. Şunu söyleyeyim. Bizim Kayseri piyasasında LPG ustaları 3-4 firma gezdim. Ben bunu söküp sanayide yenisini bulabilir miyim diye 3-4 firma gezdim. Hatta bazılarından şöyle tepki alıyorum. Yani diyor ki bu motor parçası arkadaş bizde olmaz diyor LPG'ci. Yani LPG'cinin bundan haberi yok arkadaşlar. Bu filtreden haberi yok. Bulamadığım gibi böyle de bir tepkilerle karşılaştım. Bazısı da şey diyor. İşte bunu niye söktün? Böyle kızıyor bana. Böyle bu oynanmaz diyor. Ellenmez falan diyor. Ya ellenmeyecek, oynanmayacak bir şey değil ki. Böyle atla deve değil. Ya bir atom değil yani. Böyle bir sürü özelliği vesairesi olsun. O yüzden ben bunu internetten temin ettim. Kayseri piyasasında bulamadım. Hadi gelin yerine takalım. Şu 4 tanesi de yedeğimizde kalsın. 10, 20, 30, 40 bin daha, 40 binlik filtremiz daha mevcut arkadaşlar. Kabağımıza yanında hediye. Hadi takalım. Arkadaşlar ben sanayiye gidip gelirken yine bu arabayla gittim geldim. Filtresiz olarak kapağımı geri taktım arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi arka taraftan yakıttan o vanayı kapatıp arabayı birazcık çalıştırıp sistemdeki gazı boşalttıktan sonra şimdi tekrar gazımızı filtremizi kapağımızı yerinden sökeceğim ki içine filtreyi takabileyim diye arkadaşlar. Bir miktar daha içinde basıncı var. O da gittikten sonra bakın arkadaşlar çok bir miktar daha aktı. Şimdi evet buz gibi arkadaşlar. Hani hep diyorum ya bu gaz soğuk bir gazdır. Evet, içinde bakın hala bir miktar daha gaz var arkadaşlar. Sıvı şekilde görüyor musunuz? Sıvı. Bunu regülatör bakın şöyle görüyor musunuz? Gaz formuna dönüştürüp ondan sonra veriyor. Bu şekilde benzin gibi arkadaşlar. Bu şekilde benzin gibi yanmaz. O yüzden gaz haline dönüşecek ki araba bunu yakabilsin diye. Şimdi arkadaşlar bunu takıştırırken önemli bir nokta var. Hemen bunun alt tarafında bir o-ringi var. O o-ringi bir kontrol edin sağlam mı değil mi diye. Hemen şu civatanın bakın şurasında bir o-ring var. Şuraya geçiyor. Buraya sıkıca geçer. Buradan sızdırmazlığı sağlar. Yukarıdaki o-ring de buradaki şu kanala geçer. Ve bu yukarının sızdırmazlığını sağlar. Bu da şu da arkadaşlar filtrenin yukarıya doğru gelmesine sebep olur. Şu arkadaşlar bir çeşit takozdur. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle şu civatamızı şuradan şöylece oturtuyoruz arkadaşlar. Hafif yağda sürebilirsiniz siz. Gevilmesin, sıkışmasın diye. O zaman daha rahat girecektir. Evet, şöyle oturttum. Bakın görüyor musunuz contayı?
John Torda. Şimdi şu takozu şöyle koydum. Filtremizi de arkadaşlar şu vaziyette koydum. Sonra mıknatısımız var. Mıknatısımız da şu araya şöylece koydum. Aslında benim elimde bir tane daha mıknatısım vardı arkadaşlar. Onu da şöyle şuraya koydum. Faydası olur, zararı olmaz. İncecik bir mıknatıs. Onu da koydum. Onu koyduktan sonra dediğim gibi üst alttaki şuranın altındaki şeyi unutmuyoruz arkadaşlar. O-ringi unutmuyoruz. Eğer düşmüşse tam yerine oturtun. Gerekirse yukarı tarafına da aşağı doğru düşüveriyorsa hafif böyle bir gres yağı gibi bir şeyle ya da gres yağı belki olmayabilir ama hafiften bir yapışkan bali gibi bir şeyle çok hafiften üzerine sürün, yukarıya yapıştırın. Ondan sonra işlemimize devam edin ki sızdırmazlığı tam olarak sağlasın diye arkadaşlar. Şimdi biz bu video buraya sıkıca girdiği için arkadaşlar şöyle dışıyla birlikte çeviriyorum. Dışıyla birlikte çeviriyorum arkadaşlar. Sonra da şeyinden sıkacağım. Alt taraftan alyanla sıkacağım. Şöyle boşluğunu elimizle alalım. Altı numaraya alyanımızla güzelce sıkalım arkadaşlar. Tabii çok gövdeyi de tutalım ki buradaki bakır borular esneyip çok fazla oynayıp kırılmasın diye arkadaşlar. Şimdi en önemli hususa geldik. Kontrol aşamasına, gaz kaçağını kontrol etmemiz lazım. Su ve birazcık deterjan arkadaşlar. Bulaşık deterjanını böyle bir pet şişenin içine doldurup üstünden bir delik açıp güzelce şöyle çalkalayalım. Çalkalayalım. Sonra şuralara şöyle püskürtelim ki gaz kaçağı var mı yok mu kontrolünü yapalım arkadaşlar. Banamızı açmayı unutmuyoruz. Yoksa arabayı malum çalıştıramayız arkadaşlar. Güzelce açtım. Evet, kapağımı kapattım. Hadi arabamızı çalıştıralım. Arabamız hemen çalışmayacaktır. Onu söyleyeyim çünkü borudaki arka taraftan ön tarafa gelinceye kadar gaz biraz evet ama çalıştı. Rahat çalıştı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Direkt şeyi valve arkadan yollayınca direkt oraya kadar geldi. Sizinki belki geç de çalışabilir. Herhangi bir problem teşkil etmez arkadaşlar. Ön tarafına hadi gidelim. Gaz kaçağı kontrolümüzü yapalım. Herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Evet, olsa böyle kabarcıklar oluşur. Koku gelir, kabarcık oluşur. Evet dostlar, işlemimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ama şunu söyleyeyim, arabamızı stop edeyim. Bence filtre satarken bir eksik var arkadaşlar. Bu filtre değişirken altında ve üstündeki iki tane contayı gördünüz. Üsttekini göremediniz ama alttaki contayı gördünüz. Bence
setin içine iki tane de o-ring eklenebilir. Yani bunlar bazı şeyler, bir takım şeyler sökülünce geri takılması pek hoş olmaz. Bu o-ringleri, iki tane de o-ring setin içine, yani kapak koyacaklarına, yedek kapak koyacaklarına, hediye kapak koyacak, depo kapağı koyacaklarına bence iki tane alta ve üstte o-ring gönderseler daha mantıklı olur. Çünkü önemli bir konu, depo kapağı olmasa olur ama bu o-ring eğer randımanlı ve sağlıklı yeni bir o-ring olmazsa, aşınmış bir o-ring olmazsa malumunuz gaz kaçırabilir arkadaşlar. Bence bu eksiklikti ama yine de firmaya teşekkür ediyorum. Hem hızlı geldi, hem ürünler kalite olarak fena değildi, hem de bulabildik arkadaşlar. Çoğu yerde yok, bulamadım. Sanayide malum anlatmıştım. Sanayide bulamamıştım arkadaşlar. Yani benim ön şeyim oydu. Eksiklik gördüğüm eksiklik oydu arkadaşlar. Bence o-ring olması lazımdı. Peki canlar, bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlar.